O fermanda diyordu ki, sizin inancınıza karışmayacağım. Kilisenizi camiye çevirmeyeceğim. Sizleri angarya çalıştırmayacağım. Her türlü ekonomik ve ticari haklarınızı koruyacaksınız. Evet, bunların yazılı olduğu fermanı Galatalı Hristiyanların başkanına verdi. Ve o güvence çerçevesinde İstanbul'daki Yahudi topluluğu, Ermeniler, Galatalı Hristiyanlar ve Rum Patrikhanesi rahatça kendi çalışmalarını sürdürdü. İnançlara saygı, farklı ırklara hoşgörü, adaletli yaklaşım sayesinde İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı gibidir. İşte dünya tarihinde bir dönüm noktası olan bu güzel çalışmaları Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un alınmasıyla icra etti ve gerçekleştirdi. O ve onun ordusunun İstanbul fethi hakkındaki muhteşem tablosu görüyorsunuz. Zaman zaman açıklıyorum konuşmalarımda. İstanbul Boğazı kıyısında Rumeli Hisarı'nın bir uydu fotoğrafı. Bu fotoğrafa dikkatle bakarsanız deniz kıyısında duvarlarıyla, burçlarıyla, birbirine bağlantısıyla efendim Rumeli Hisarı'nın bir görüntüsü var. Şimdi bu görüntü Kur'an'daki peygamberimizin ismi yazılı olan harflerin birleştirilmiş şeklidir. Mim, ha, mim, de. Yani Muhammed yazan sözün veya sözcüğün şekli bu kalenin yapımında esas alınmış. Muhammed bütün Müslümanların önder ve peygamberi. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet de peygamberimizin isminin kısaltılmışı olan Mehmet'i efendim kullanmayı tercih etmiş. Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi yaptırırken sırtında taşı efendim temele koyuyor ve besmele çekiyor. Bütün komutanlar aynı görevi yapıyorlar. Evet. Rumeli Hisarı'nın inşaatında büyük bir inancın da tesiri vardır. İstanbul fethi öncesinde Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi yaptırdı ve o kaleye peygamberimizin adı şeklinde efendim yapılmasına sağlamış oldu. İstanbul fethinin manevi inanç kaynağı budur. Şimdi İstanbul'daki Rumeli Hisarı öyleyken yine Fatih Sultan Mehmet Çanakkale Boğazı'nda Çanakkale'nin hemen karşısında Kilit Bahir Kalesi'ni yaptırdı. Bakın kalenin fotoğrafı hemen karşımızda. Dikkatle bakın ortaya da bir Türk bayrağı asılı ama etrafında bir kavis şeklinde efendim, olan duvarları var ve orta yerde bir çıkıntı var. Yani sanki bir kilit veya kumbaraya benziyor gibi. Evet, Çanakkale Boğazı'nın en kavşak yerindeki kalenin kendisi bu. Adı Kilit Bayır. Ben şimdi bu kalenin olduğu yerde 1976 yılında inceleme yaptım. O kalenin iç kısmında üç hilalin ağızları birbirine falan bileşik şekilde yapılmış ve ortasında efendim bir anahtarın gireceği şekilde bir bölüm yerleştirilmiş. Yani Osmanlı'nın bayrağı olan üç hilal şekli bu kalenin yapımında esas alınmış. O üç hilalin de anlamı şu: güneşin doğduğu yerden, yani doğudan, güneşin battığı yere kadar, yani batıya, orta yerden efendim İslam'ın sancağını veyahut da mızrağını, çadırını kuran bir hükümdarın dünyaya hakim olması felsefesini yansıtır. Üç hilal, padişahın imzasındaki Tuğra'daki üç ok şekilleri hep birbirine bağlantılı gizemli şifrelerdir ve Türklerin, Osmanlı'nın İslam bayrağını bütün dünyaya yayması efendim felsefesini yansıtır. İşte o felsefenin ürünü Çanakkale Boğazı'nda Kilit Bahir Kalesi'nde karşımıza çıkıyor. Bakın Kilit Bahir Kalesi bu şekilde fotoğrafa yansımış gördüğümüz gibi. Evet, ve karşımıza bir kare fotoğraf daha geldi. Bu da Çanakkale. Bugünkü Çanakkale'nin olduğu yerde geçmiş yüzyıllarda batılı ressamların gravür gibi çizdiği gibi bir resimdir bu denizler. Etrafı kare şeklinde duvarlarla çevrili ve orta yerde bir yükselti yer var. Evet, Çanakkale. Çanağa benzeyen bir kale. Bu kaleden dolayı o Çanakkale şehri ismini almıştır. Evet, bize o günleri hatırlatıyor. Bu tarihi gravür gördüğümüz gibi. Farklı bir gravürden bakıyoruz o Çanakkale coğrafyasına. Anadolu yakasında diyelim ki bundan 150-200 sene önce o coğrafyada harabeler, ören yerleri, ormanlar var ve Avrupalı ressamlar orayı gezerken tarihi mekanların görüntüsünü bu şekilde çizmişler. Gördüğümüz gibi bir Çanakkale bölgesi gravürü geldi. Ve şimdi karşımızda Çanakkale'ye isim veren o dört köşeli kareye benzer ve ortasında yükselti bulunan Çanakkale'nin kendi
görüntüsü, resim. Bu bir gravür deriz Ecer. Batılılar tarafından yapılmış deniz kıyısında. Çanakkale'nin isim kaynağı olan kaleyi şu an görüyorsunuz. Evet, çok sağlam ve muhteşem bir kale. Osmanlı'nın son zamanlarında Osmanlı-Türk bayrağı efendim dalgalanan Çanakkale'nin farklı bir elle yapılan çizim resmini görüyorsunuz. Burası da Çanakkale. Evet, bir tarihi belge gördüğümüz gibi o günlerin hatırası. Ve Çanakkale, Aynalı Çarşı. Deniz Ecer, Çanakkale'de Osmanlı'nın son döneminde askeri birlikler vardı. Saat kulesi, caddeler, depolar, deniz sahilinde gemilerin efendim sürekli uğradığı iskele, karşıda Kilitbahir, Ege Denizi'ne açılan gemiler, işte İstanbul'a gemiler, hepsinin kavşak yerinde Çanakkale'de o türkülere konu olan Aynalı Çarşı'nın olduğu yer. Karşımızda katta yükselen kule, saat kulesi, dükkanlar ve yürüyen insanlar. Osmanlı döneminden kalan bir kare fotoğraf. Bu tarihi kente savaş esnasında yüz binlerce insan geldi. Arabalarla geldi, at sırtında geldi, yaya geldi. Bir müddet orada kaldılar, gemiler de karşıya geçtiler ve savaşa katıldılar. İşte Aynalı Çarşı'nın olduğu Çanakkale'nin tarihi bir fotoğrafı bu şekilde yansımış gördüğümüz gibi. Ve Çanakkale'de özellikler. Uçaktan çekilen bir kare fotoğraf. Bu fotoğrafın çekim tarihi 1950'li yıllar. Çanakkale sessiz ve sakin. Anadolu'nun Avrupa'ya yakın Boğaz kıyısındaki bir şirin vilayeti, hemen ön tarafında Boğaz bölümü var ve denizin sahilleri var. Evet, Çanakkale, yani fotoğraf böyle çekilmiş. Bu sessiz ve sakin kentte o bahsettiğim bir büyük savaş yaşandı ve o savaşın hatırası hiçbir zaman unutulmadı. Biz şimdi bu gölden hemen sonra savaşın o günlerine uzanıyoruz. Bakalım savaşın o korkunç yüzü nasıl yaşandı. Yıl 1914. Osmanlı Devleti Almanya ile beraber Dünya Savaşı'na katılıyor. Osmanlı coğrafyasında farklı cephelerde milyonlarca askerimiz savaşmak için cephelere akın akın gidiyorlar. Padişahın emri geldiğinde 16 ila 40 yaş arası el silah tutan herkes cephelere doğru gidiyor. Evin delikanlısı askere gittiğinde geride ona özlemle bakan, gözyaşı döken, aynı yastığa baş koyan sevgili eşi ve oğlunu, canından bir parçayı askere yollayan bir annenin ortak duygularının fotoğrafı şu an karşımızda. Bir Türk bayrağı ve hemen onun arkasında gelin ve kaynananın ve çocuğun efendim o delikanlıyı askere gönderdiği andaki duygu ve düşünceyi yansıtan bir kare görüntüyü görüyorsunuz. Evet, bu görmüş olduğumuz resim Çanakkale Savaşları esnasında hazırlandı ve kamuoyuna servis yapıldı. Ve bir kare fotoğraf şu an hemen ekrana geldi izleyiciler. Günümüzde Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı Harp Tarihi Arşivi'nin depolarından son zamanlarda 60 küsür fotoğraf bulundu dosyalardan ve internet ortamında kamuoyuna tanıtıldı. Fotoğrafın üzerine baktığımda 47 bin rakamı olan resimler bile vardı. Benim tahminim, savaşın başından sonuna kadar Osmanlı fotoğraf uzmanları veya film uzmanları, ki fotoğraf uzmanlarını söylüyorum, en az 50 bin kare fotoğraf çektiler. Şimdi Çanakkale Savaşı'ndaki pek çok olay yansıtan bu kadar fazla fotoğraftan belki binde biri kamuoyuna sunulmuştur. O kadar fazla miktarda, on binlerce fotoğraf, nereye gitti bunlar? Evet, o arşivlerdeki o tarihi fotoğraflar ya çürümeye bırakıldı veya birileri eline attı, onları götürdü. Yani bir şekilde evet, o on binlerce fotoğrafın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz yaşanmış bir tarihin fotoğraflarına sahip çıkamazken Çanakkale Savaşı ile ilgisi olan Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar, Fransız ve İngilizler kendi arşivindeki pek çok belgeyi koruma altına almışlar, müzeler kuruyorlar ve bir şekilde kendi amaçlarına uygun şekilde dünyaya tanıtıyorlar. Evet, Genelkurmay Arşivi'nde Çanakkale Savaşı ile ilgili bir kare fotoğraf şu an karşımızda. Bir torpil mermisini taşıyan Osmanlı askerlerinin o anki durumunu bize gösteriyor Çanakkale günleri fotoğrafı. 18 Mart 1915'te savaş patlak verdiğinde düşman donanmasından atılan bombalarla Çanakkale bir baştan bir başa tahribata uğruyor, yakılıyor ve yıkılıyor. Evet, Çanakkale'nin yandığı günlerin, yıkıldığı günlerin, enkaz haline geldiği günlerin bir kare fotoğrafı evet karşımıza geldi. Gördüğümüz gibi o günlerin hatırası bir kare fotoğraf. Ve değerli seyirciler,
evinden ve barkından, yurdundan yuvasına ayrılan gençler. Yaşları 16 ila 40 yaş arasında cephelere gitmişlerdi. Adana bölgesinden, dağlardan ve ovadan ve köylerden, evet bu gençler yani sırtlarında torbalarıyla, şalvarlarıyla, ayakkabılarıyla askere gidiyorlar. Bu fotoğrafın sağ tarafındaki duvarın üzerinde genç bir kadın var ve o kadın giden sevgilisine bakıyor ve ona el sallıyor. Yani fotoğrafta o kadının yüzü görükmese de o duvarın üzerinde evet o genç kadınımızın görüntüsü vardı. Ben bunu bir tarihi belgeden aldım. Bu gençlerin torbasında ne var? İç çamaşırları, çorbaları, çorapları, kuru yiyecekleri vardı. Evet, bütün ülkenin her yanından yüz binlerce ve milyonlarca insan cephelere doğru gidiyor. Evet, askerlerimizin davet üzerine cepheye gitme anları bu şekilde fotoğrafa yansımış gördüğünüz gibi Çanakkale Savaşı esnasında. Çanakkale Savaşı'nın o dehşetli günü ve yaşanan en unutulmaz olayı 18 Mart 1915'teki o müttefik kuvvetlerin yani Fransız, İngiliz savaş gemilerinin saldırı anını gösteren en güzel görsel belge, kabartma bir harita, denizlerin efendim ayrıntısı, Çanakkale, karşıdaki kilit bahir, sahiller, saldıran düşman güçleri ve onlara karşı sahilleri koruyan Osmanlı topçusunun Çanakkale Savaşı'ndaki o dehşetli anlarını gösteren en güzel belge karşımıza geldi. Gördüğümüz gibi bu bir Çanakkale efendim savaş belgesi. Askeri arşivden çıkan fotoğrafı size sunuyorum. Hücum emri geldiğinde Allah Allah sesleriyle ileri doğru fırlayan, savaşan Osmanlı Türk askerleri. Ellerinde tüfekleri, mermileriyle kısa bir zaman sonra düşmanla karşılaşacaklar ve orada yani düşmana karşı hem kendilerini koruyacaklar hem de vatanlarını koruyacaklar. Evet, kıyasıya bir savaş var ve bu hücum anı bu şekilde fotoğrafa yansımış. Evet, bir askeri arşiv fotoğrafı hemen ekran.